Maalesef gene bir iş kazasında hayatını kaybeden 7 işçi kardeşimiz var şu ana kadar olay mahallinden çıkarttığımız. Öncelikle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Acılı ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim sabırlar versin. Tabii bundan evvelki açıklamamda da ifade etmiştim. İşçi kardeşlerimizin, hayatını kaybeden işçi kardeşlerimizin sayısının artmasından da endişe ediyoruz demiştim. Şimdi olay mahallinde asansörün boşluğa düştüğü yerde de bizzat müşahede ettim ve bilgi aldım ve gördüm. Maalesef görünen hayatını kaybetmiş 3 tane daha kardeşimiz var. Dolayısıyla şu andaki sayımız maalesef 10 olarak gözüküyor. Ama bu sayının artıp atmayacağı konusunda net bir şey de söyleyemiyorum. Çünkü asansörün boşluktan düşmesiyle birlikte asansör boşluğuna inmiş ve o alanda yapılan bir çalışma. Çalışma bitirilebilmiş değil. Asansör içerisinde hem hayatını kaybeden işçilerimiz var hem de yük var. Dolayısıyla yük ve işçilerin bir arada bulunduğu, hayatını kaybeden işçilerin bir arada bulunduğu bir yerde itfaiye ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. O nedenle kesin rakamı şu anda verme imkanım yok. Ama asansörün içerisinden çıkartılan 7 kardeşimizle birlikte şu anda çıkartılma çalışması süren 3 kardeşimiz itibariyle 10 işçi şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum. Çok büyük bir kayıp. Tabii olay yerinde yaralı söz konusu değil. Dolayısıyla çıkartılabilecek başka bir kayıp olursa onu da maalesef hayatını yitirmiş olarak efendim birçok bulacağız. Ambulans çıktı da onların arasında hiç yaralı taşıyan ambulans hayır yaralı mi? Çıkmaz. Bu olay yerinden yaralı çıkmaz. Allah korusun. Çıkarsa çıkarttığımız her kayıp maalesef hayatını kaybetmiş olarak çıkacaktır. Dolayısıyla şu andaki kayıp sayımız 10. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi var şu anda. İş yerinde başta iş güvenliğinden sorumlu olan kişiler olmak üzere şantiyede bu işin sorumlusu pozisyonunda olan değerlendirilen adli makamlarımızca belirlenmiş 8 kişi gözaltında. Adli tahkikat hemen başlatıldı. Adli tahkikat süresi içerisinde farklı gözaltılar adli makamlar uygun görürlerse bu gözaltı miktarı artabilir. Tabii iş yerinde böyle bir kazaya sebebiyet veren husus nedir? Bunun bakıldığında elbette ki bir kaza olarak hiçbir zaman kabul edilebilmesini düşünemiyoruz. Kaza olmaması lazım. Kaza diye bir şeyi kabul etmememiz lazım. Güvenlik tedbirlerini sonuna kadar almak ve bu güvenlik tedbirlerinde bu tür mekanlarda kayba hiçbir zaman fırsat vermemek lazım. 32. kattan bir asansörün boşluğa düşmüş olması içindeki işçi kardeşlerimizle ve yükle birlikte elbette ki tedbirler noktasında neyin eksik olduğunu, nelerin eksik olduğunu çok ciddi bir şekilde sorgulamamızı icap ettiriyor ki bu sorgulama hakkıyla yapılacak. Efendim o noktayı da vurgulamakta fayda var aslında. Evet. Farklı rakamlar ifade edilmişti. Kaçıncı kattan düştüğüne yönelik? 32. kat. Şu aldığım bilgi 32. kat. Efendim asansörde kaç işçi olduğuyla ilgili net bilgiye ulaşabildiniz? O bilgiyi almaya çalıştım içeride. Fakat o net bilgiyi bana veremediler. Veremedikleri için de ben sayıyı zaten net bilgi vermiş olsalardı ben de net bir rakam verecektim. Dolayısıyla şu anda görünen üzerinden cevap verebiliyorum. Dolayısıyla tabii iş yerinde çalışan çok sayıda işçi var. Bu işçiler farklı yerlerde, farklı alanlarda çalıştıkları için de hangi işçilerin galiba olduğu konusunda hala netleştirebilmiş değiller. Onu görüyorum. Bu rakamı tabii ki açıklayabilmiş olsalardı, iş yerinden böyle bir açıklama yapılabilmiş olsaydı şu anda çok net bir rakam verebilmiş olurduk. Ama çalışmayı kısa süre içerisinde itfaiye ekiplerimiz bitirecekler. Çok daha fazla gecikmeden de son
rakamımız nedir, kaybımız nedir? Bunu açıklama imkanımız olacak. İstiklalle birlikte alçıpan plakaları da varmış. Doğru. Taşınan asansörün içerisinde inşaat malzemesi olarak alçıpanların da olduğu görülüyor. Dolayısıyla hem işçiler hem de bu malzemelerin bir arada asansörde oldukları net. Dolayısıyla bütün tahkikat, iş güvenliği açısından hangi kusurların olduğu, neden bu kazanın vuku bulduğu, bunun sorumluları şüphesiz ki kamuoyumuza çok süratli bir şekilde adli makamlar, idari makamlar tarafından açıklanacaktır. Biz de bunun vilayet olarak, valilik olarak yakın takipçisi olacağız. Şüphesiz ki şu bilgiyi de özellikle sordum. Çalışma saatleri itibariyle çalışma saatlerine uyulmuş mu? Çünkü bir hafta sonu. Hafta sonunda bu çalışmanın saat kaça kadar devam etmesi gerektiği yönünde. Tabii evrak üzerinden net bir bilgiye henüz ulaşamamış olmakla birlikte saat 19'da da bu çalışmanın tamamlanmış olması gerekiyordu. Aldığım bilgi o. Ama itfaiyemize gelen ihbarın vuku bulduğu saat 19.45 olarak gözüküyor. Dolayısıyla iş saatinin çalışma saatinin dışına taşmış bir çalışmanın da olduğu ilk değerlendirmemde görünen hususlardan bir tanesi. Olayın bize intikal ediş saati 7.45, 19.45'tir. Dolayısıyla bütün bunlar tek tek incelenecek, değerlendirilecek ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin hakkı, hukuku, ailelerinin hakkı, hukuku, kamu vicdanının hakkı, hukuku, toplumun hukuku mutlak surette kusuru ihmali olan kim varsa adli ve idari olarak mutlaka ortaya çıkartılacaktır. Gözaltına alınanlar... Süzey demeyelim ama iş güvenliği görevlileri başta olmak üzere bu inşaatın sorumlusu olan adli makamların değerlendirdiği 8 kişi şu efendim, anda gözaltına alındı. İfadelerine dair satır başları ulaştı anda, mı size? Şu anda hayır, ifadeleriyle ilgili bir şey yok. Şu anda gözaltındalar. Adli süreç detaylarını zaten adli olarak adli makamlar ihtiyaç duyarlarsa kendileri açıklayacaklardır. Efendim peki... Bu konularda bilgim yok. Gelen bilgiler olursa kamuoyunu bilgilendireceğim. Çok açık, net bir şekilde bütün bilgileri paylaşacağım. Şirket yetkilileriyle herhangi bir açıklama yaptılar mı efendim? Şu ana kadar bildiğim kadarıyla bir açıklamaları yok galiba. Burada olan bir iki sorumlusuyla da görüştüm. Ama ilgili şirket tarafından galiba şu ana kadar bildiğim kadarıyla herhangi bir açıklama yapılmış değil. Varsa da ben şu ana kadar duymuş değilim. Efendim peki buradaki çalışmaların ne kadar daha devam edeceğine dair bir öngörüde bulunabilir misiniz? Evet, arkadaşlarımız yoğun. Büyükşehir Belediye'miz itfaiye ekibi arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Onların koordinasyonunda yapılan bir çalışma var. Muhtemelen bir saate kadar son şeyleri çıkartabiliriz. En geç o bilgiyi verebiliriz diye düşünüyorum. Peki, başımız sağ olsun tekrar. Mekanları cennet olsun kardeşlerimizin. Bu iş yerinde çalışan bütün işçi kardeşlerimize, başta olmak üzere bütün emekçi kardeşlerimize, bütün toplumumuza başsağlığı dileğimi bir kez daha iletiyorum. Bu tür acıların, kayıpların, iş kazalarının yaşanmaması için iş yeri güvenliği noktasında alınması gereken tedbirlerde duyarlılığımızı daha üst seviyeye çıkartmamız gerektiğini bir kez daha bu olayla gördük. Dolayısıyla şehrimizde de bu tür olayların tekrar yaşanmaması konusunda iş güvenliği açısından hangi ilave tedbirlere, kontrol mekanizmalarına ihtiyaç vardır? Bunlar mutlaka gözden geçirilecektir. Esasen mevzuatta güvenlik tedbirleriyle ilgili bir eksiklik yoktur. Kurallar nettir. Kurallar bellidir. Yeni kurallar koyacak değiliz. Ama bu kurallara uymayan varsa bunun hesabını soracağız. Oldu mu? Peki. Çok teşekkür efendim, ederiz. Son olarak şunu sorabilir, heyeti kurmayı düşünüyor musunuz? Çünkü işçilerin bize anlattıklarıyla basına yansıyan bilgiler arasında çok büyük farklar var. Yani siz tenzih ediyorum. Şirket tarafından yapılan kısmi açıklamalarda işçilere yönelik böyle bir heyet kurmayı düşünüyor musunuz? Şunu söyleyeyim. Biz adli makamlarımız çalışıyor. İdari makamlarımız dediğim gibi bununla ilgili hangi kusurlar, eksiklikler, ihmaller, ağır kusurlar ne varsa bütün bunların incelemesi yapılacak. Bu incelemeyi yapacak olan heyetlerimiz de elbette ki bütün taraflarla da bu hususları değerlendirecek ve görüşecektir.